Stop Press Medya kanalından herkese merhabalar. Terbilek programıyla karşınızdayız. Bünyamin Karakaya ile birlikte voleybolu konuşmaya devam ediyoruz. Tabii ki voleybolu konuşan ender kanallardan ve programdan biri olduğumuz için videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız da bizim için çok değerli. Her zamanki gibi bu ufak hatırlatmayı ama önemli olan hatırlatmayı da yaptığıma göre artık konularımızı konuşmaya geçmek isterim ama öncesinde sana dönmek istiyorum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. 15. haftayı geride bıraktık. Sultanlar Ligi'nde güzel konularımız var. Ama önce kısaca şöyle bir 15. haftanın sonuçlarına bakacak olursak, galip gelen taraflar Galatasaray, Türk Hava Yolları, Karayolları, Fenerbahçe, Sarıyer ve Vakıfbank. Yani Mert Grup Sigorta ve PTT maçı ne yazık ki Covid vakaları nedeniyle ertelendi. Buradan Covid geçiren tüm sporculara ve teknik ekibe de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. 15. haftanın, geride bıraktığımız haftanın son maçı, kapanış maçı Vakıfbank Eczacıbaşı maçıydı ve Vakıfbank'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bence herkesin merakla beklediği bir maçtı fakat beklentileri hiçbir şekilde karşılamayan bir maçtı. Yani yorumlardan anladığım kadarıyla, açıkçası benim de görüşüm bu yönde, beklediğimiz bir rekabette geçmedi maç. Vakıfbank 3-0 temiz bir galibiyet aldı diyebilirim ama şunu da söylemek isterim ki Eczacı gerçek Eczacı gibi oynamadı. Yani bunu hepimiz biliyoruz bence. Vakıfbank da çok çok üstün bir oyun ortaya koymadı. Vakıfbank normal oyununu oynadı. Eczacı bence çok kötü oynadı. Sen neler söylersin? Şöyle bakmak lazım. İki organizasyona bakmak lazım Ahmet öncelikle. Vakıfbank yıllardır beraber oynayan ve birlikte oynayarak blok, savunma ve hücum kurgusunu üst seviyeye çıkartan bir takım. Şöyle söyleyeyim. Vakıfbank'ı yenmek için her oyuncudan mükemmel katkı alman gerekiyor ve çok iyi oynaman gerekiyor. Bu şekilde yenebiliyorsun. Yani dünyada Vakıfbank'ı yenebilecek zaten bir iki takım var gibi düşünüyoruz. Eczacıbaşı ise daha yolun başında olan ve gelişimi sürdüren bazı şeyleri adım adım giden Ferhat Akbaş'ta gelişim gösteren bir takım. Bu yüzden bazı böyle düşüşler ufak yol kazaları olabilir. Bu anlamda Eczacıbaşı'nı ayrı bir pencereye koyalım. Bununla birlikte de maç öncesinde iki tane bizi üzen konu vardı. Birincisi Cansu'nun sakatlığı tabii ki. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz burada. En yakın zamanlarımıza dönecek. Ben korkmuştum ilk gördüğümde Galatasaray maçında. Daha kötü bir sakatlık bekliyordum ama çok daha iyi bir haber geldi. Bu anlamda da sevindim. Bugün de sahadaydı zaten. En azından yürüyebildiğini gördük. Bununla birlikte Derya'nın maalesef Covid vakasını da gördük. En yakın zamanda ona da sağlıklı dönmesini bekliyorum. Burada Buket'in Ama performansını merak ediyordum. çok özür diliyorum. Araya gireceğim Bünyamin abi. Derya'nın Covid çıkması bence şu an için çok 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 büyük bir risk. Maçtan hemen önce bu sonucun ortaya çıkması biraz korkutmuyor değil beni açıkçası. Yani birkaç gün sonra Belki Vakıfbank'tan artı 5, artı 3, artı bilmem kaç pozitif haberi de alabiliriz bence. ben de ondan korktum Ahmet. Hatta hafta içi Gizem Örge ile plan birlikte gezmişlerdi. O yüzden oradan da biz başka takımları da sıçramasına korktum. Çünkü voleybol camiası ufak bir cami olduğu için herkes birbiriyle vakit geçirebiliyor. İnşallah kötü bir haber almayız. En yakın zamanda da aramıza döner. Maça baktığımız zaman Buket'in performansını merak ediyorduk. Bence iyi bir maç çıkardı. Ama Eczacıbaşı'nın temel sıkıntısı geçen hafta yorum yaparken kritik oyuncu kim dediğinde ben Saliha demiştim. Onun performansı çok kritikti. Giovanni Guidetti ilk iki sette Saliha'nın üzerine oynayarak onu hücumda ve savunmada kötü hale getirerek maçı kazanma noktasına getirdi. İlk iki sette bu farkı yarattığını gördük. Buradaki en anahtar nokta oydu. Saliha'nın oynamasıyla birlikte geçmiş dönemlerde 2-3 maçtır PTT maçında da görmüştük ki biz Hande Adams'ın daha hücumda iyi olduğunu görmüştük. Burada Hande Adams olmadığı zaman Eczacıbaşı'nın smaçörleri de etkinliğini arttıramadı. Bence maçın kilit noktalarından bir tanesi de bu. Üçüncü sette Adams'ın girmesiyle birlikte Eczacıbaşı tekrar hücum etmeye başladı. Aktif bir role geldi. Tam o sırada da Giovanni Guidetti mono alarak Adams'ın hücumlarına ortalarını ayarladı bence. Orada da döner dönme zaten bloklar geldi. Senin düşüncelerini alayım. Haklısın görüşünde ama şunu da eklemek istiyorum. Bundan önceki bahsettiğin o Hande Adams uyumunun daha aktif ve yüksek olduğunu söyledin ama bence şu an bu Vakıfbank maçında bir Maya faktörü vardı. Yani hani
Maya'nın pas Kesinlikle. dağılımı da bence köşelere öyle amşam mükemmel değildi. Yani Maya ya bugün açıkçası tabiri caizse kötü bir oyun ortaya koydu. Hande'ye iki pas Boşkoviç'e atmış. yıllardır evet Hande'ye ikinci sette iki pas atmış sadece. İşte Boşkoviç'i yanlış hatırlamıyorsam 13, Heyerman'a 9. Yani hani dengesiz bir pas dağılımı ve kalitesiz de açıkçası yalan yok. Yani Boşkoviç'e bile yükselttiği paslar çok böyle bloğun içine doğru ve kısa kalıyordu çoğunlukla. Ama ya bugün gerçekten kötüydü. Bence köşelerin hani oyuna girememesinin nedeni ilk iki sette Maya da olabilir. Elif oyuna girdikten sonra üçüncü sette Hande %50 ile oynadı mesela. Ya bence bu Ben de oraya gelecektim. Elif'in girmesi senin söylediğin gibi köşeleri de devreye soktu. Adams'ın da ben buna katıyorum. Çünkü biraz da Salih'in manşetleri de kötü gelmesiyle birlikte bunu Salih'e bir şey demiyorum. Uyum olarak baktığımız zaman ben Adams Hande'yi de anda görüyorum. Senin düşünceni alayım bu konuda. Kritik bir soru, güzel bir soru. Yani ben şeyi düşünürüm. Hücum verimliliğini düşünürüm. Böyle daha çok defanstan ziyade hücumu düşünürüm. Hande Adams bana daha mantıklı geliyor. Bana göre de oradan sonra Elif'in de katkısıyla tabii ki 3. sette Eczacıbaşı maça tutunmaya başladı. Bununla birlikte de gördük ki orada da yine Vakıf Bakarlı'nı koydu. Köşeleri çok iyi oynadı. Onun dışında da Gabi'ye değinmek istiyorum. Çıkardığı top yani Giovanni Guidetti'yi güldürecek bir top. Giovanni maçlar içinde gülerken çok az görürüz. Bunlardan bir tanesi inanılmaz bir top çıkardı. Gerçekten Kupres'i maç ördüyoruz ya dünyanın en iyisi zaten. Defalarca övdüğümüz, çok sevdiğimiz bir isim. Burada da gerçekten farkını gösterdi. Maçın kritik noktalarından bir tanesi de iki tane pasör çaprazının farkları. Hak maça çok iyi oynayarak girdi ve maçı çok iyi bitirdi. Boşkoviç'ten katkı alamadı Eczacıbaşı. Bence bu maçı Ferhat Hoca'ya yazıyoruz. Tamam belli hatalar var ama burada bence biraz da oyunculara da yazmak gerekiyor. Sayalım sırayla. Boşkoviç, Maya, Simge kötü oynadığı zaman Salih'i de buna ekliyoruz. Diğer üçlünün performansının yüksek olduğu için onları daha çok ön plana çıkıyorum. Onların performansı bu kadar düşükken bu kadar dengede götürmek de bence başarıdır. Ama gelişim için çok yol var. Bugün bir yol kazası olarak bakıyorum Eczacıbaşı açısından. Vakıfbank'sa zaten işleyen düzenini devam ettirdi. Ya ben açıkçası mağlubiyetin tek bir kişiye sorumlu tutulmasını ya pek doğru bulmuyorum ya. Çünkü hani maçtan sonra çok fazla yorum gördüm. Kimi Hande'ye mana bulmuş, kimi işte Maya'ya çamur atmış, kimi Ferhat Akbaş'a bir şeyler söylemiş. Yani herkes bu mağlubiyet hakkında saçma sapan yorumlar yapmış. Ama hani hatırlıyor musun? Yani Ferhat Akbaş'ın Türkiye'ye geldiği günden beri seninle yaptığımız yayınlarda hep şunu söylüyoruz. Vakıfbank'a karşı direnebilmesi için ya da atıyorum şampiyonluk yaşaması için bir yola ihtiyacı, bir zamana ihtiyacı var. Hani bu hemen olacak bir şey değil. Belki bir sene, belki iki sene, belki üç sene ki Ferhat Akbaş'ın altyapıya verdiği önemini de bahsediyoruz hani sürekli. Tamam bu maç özelinde belki hatalı olabilir, doğru ama senin yüzünden kaybettik demek doğru değil. O da hatalı, o da hatalı, o da Kesinlikle. hatalı. Voleybolun bir takım oyunu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hiç kimseye mağlubiyeti tek bir kişi üzerinden yorum yapılmamalı. Bunun doğru olduğunu asla düşünmüyorum. Dediğin gibi bir kazaydı Eczacı için. Bence tamamen bu maçı unutacaklar. Önündeki Sevkap maçına odaklanacaklar. O maç daha kritik. Onların zaten en Kesinlikle. büyük amacı hedefi Sevkap'ta şampiyonluk yaşayıp bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Eminim ki bu maçı tamamen hafızalarından sileceklerdir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ben de sana katılıyorum. Ben Ferhat Akbaş'a maç içinde tek bir hata bulabilirim. Bana göre. Tek hatası diyebilirim orada. Oradaki fark bence Elif Adams'ı daha önce alabilirdi. Kesinlikle ona katılıyorum. Vakıfbank'a gelince Vakıfbank'ın yine çok iyi hazırlandığını, rakibi çok iyi analiz ettiğini gördük. Bir ismin de hakkını vermek gerekiyor. Buket Gülübay'ın hakkını vermemiz gerekiyor. Çünkü önünde bize göre söylüyorum. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın MVP'si ve en iyi pasörü Cansu Özbay'ın yerine geçmek ve onun yerine oynamak bir ağırlık istiyor. Ve bunu kaldırabildi. Kaldırabildiğini gördük. Bazen şöyle Cansu gibi hızlı oynatamadığı gibi yorumlar da var. Onları kabul ediyorum ama Buket'in geçen sene Yeşilyurt'ta oynadığını ve oradaki pas hızıyla Vakıfbank'taki pas hızının aynı olmadığını unutmamamız gerekiyor. Biz Buse konusunda da seninle her zaman destek verdiğimiz sırada söylediğimiz şey vardı. Oyuncular gelişecek, oynayarak gelişecek. Buna en güzel örneklerden bir tanesi şu anda karşılaştırdığı Cansu.
Mayanın arkasında aynı eleştirileri almıyor muydu? Alıyordu. Bununla birlikte Buket'in de gelişeceğini düşünüyorum ben. Ayça'ya da değinmemiz gerekiyor bana göre. Giderek gelişen, çok iyiye giden ve her seferinde bizi övdüğümüz bir oyuncu. Bununla birlikte de Gizem Ergen'in gidişinden sonra yükselen performansından çok mutluyum. Milli takımımız adına da rekabeti de arttırabilecek bir durum. Simge biraz yalnızdı Gizem Ergen'in milli takıma alınmaması ile birlikte. Artık onun rekabet edebileceği, onun kadar iyi, yani Gizem Örge'yi de katıyorum buna. 3 tane çok iyi liberomuz var. Bu konuda da rekabetin milli takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Yani Gizem Örge'yi çıkar istersen. Yani Onu ilk zaten numaraydı. söyledim, sıkıntıdan alınmadığı için ekledim ama Yani. 3 tane şu anda bence dünya çapında liberomuz var. Simge'nin performansı biraz düşük. Ayça ve Gizem Örge'ninki bayağı yüksek. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Şimdi yıllardır biz hep Simge'yi ilk 6'da milli takımda izliyoruz ama bence bu sezondan sonra önümüzdeki milli takım yazında bilmiyorum yani Ayça Simge'nin yerini alabilir çünkü şu an Ayça çok daha iyi bir sezon geçiriyor. Ben de öyle düşünüyorum senin gibi. Rekabet olsun. Simge de belki performansını arttır. Bizim için İnşallah. güzel olan yerli oyuncularımızın iyi oynaması. Buradan iki ortaya da geçelim. Zehra ve Kübra. Kübra'nın tekrar keyfinin yerinde olduğunu, yüzünün güldüğünü görmek bence çok keyifli. Çok iyi performanslar göstermeye başladı son dönemde. Performansını da arttırdı. Bu anlamda onu tebrik ederim. Zehra zaten dünyanın en iyilerinden bir tanesi. FIVB'nin listesine girmese de o dünyanın en iyi orta oyuncularından bir tanesi. İkisine sahibiz. Çok kaliteli bir tane de onların arkasında destekleyebilecek bir Kübra'ya sahibiz. Bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kübra'nın performansının artması da beni mutlu etti. Yüzünün gülmesi de mutlu etti. Bu anlamda da onu tebrik ederim. She's comeback diyebiliriz artık belki de. Kesinlikle. Yani Zehra'dan bence daha iyi katkı verdiğini düşünüyorum ben bugün. Sezon başında söylenilenlerin çoğunu sahada ispat etmiş oldu. Yani işte ne deniliyordu? Kübra Vakıfbank'ta mutlu değil. Kübra başka takıma gidecek. Kübra Guidetti ile arasında sıkıntılar var. Orada yalnız falan filan tarzı açıklamalar dönüyordu etrafta. Bence Kübra da şu an bugün oynadığı oyunla çok da güzel bir şekilde takımıyla beraber pozitif bir sezon geçirdiğini bence gösteriyor gibi. Ben şöyle ekleyeyim Ahmet. Giovanni Guidetti kulüp yönetimine çok profesyonel bakan bir insan. O yüzden ben Kübra'yla o kadar büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü yerini doldurabileceği o kapasitede bir isim yok. Ve Kübra'nın da Vakıfbank'ta şu anda oynadığı için oynamadığı zaman mutsuz olabilir oyuncular. Bunu görebiliyoruz. Yani bu mutsuzluğu kabul ederim zaten. Mutlu olanı görürsem o biraz sıkıntı. O da var. Vakıfbank'ta bir tane daha orta oyuncumuz var. Ama Kübra'nın performansını o şekilde yükseldikten sonraki yüzündeki tebessümün sıkıntının performans verememek olduğunu buradan anlıyoruz. Bu Kübra için çok önemli bir şey. Çünkü oynama isteği, performans verme isteğini oynadığında verdiği katkıyla birlikte gösterebiliyor. Bu çok değerli bir şey bence. Peki Beyza için neler söylersin? Bloktan top sektirdi. Tamam okey. Bence şu, ben şunu görüyorum. Heyerman kadar rol alamıyor. Yani tabii bu Maya ve Elif'in pas tercihlerinde de geçerli ama hatta şuraya geleyim. Bunu şuraya bağlamak istiyorum. Şimdi Kuzeyboru'dan ayrılan bir orta oyuncu vardı Selin Arifoğlu. Bir dönem Galatasaray'da da oynadı. Eczacıbaşı onun kadrosunu aldı. Şimdi peki onun kadrosuna aldı. Şimdi Eczacı'nın zaten bir orta oyuncu eksikliği vardı. Onu antrenman için mi aldı bence? Yoksa sezon içerisinde onu oyuna sürüp Heyerman'ın yanındaki şey çaprazına mı monte etmek için aldı? Beyza'yı yetersiz gördüğü için mi aldı? Ya da Merve'ye yedekte tek başına bırakmak istemediği için mi aldı? Buradan Şöyle, birlikte Beyza'nın da performansına değinebiliriz. vefa duygusunu göstermek de istedi aynı zamanda. Hem antrenman, senin söylediğin gibi antrenmanda bir eksiklik vardı. Aynı zamanda Kuzeyboru'nun yanlış paylaşımını diyeyim artık, kamuoyu açıklamasını biliyoruz. Çok bence kötü, berbat bir iletişim. Değineceğiz oraya. Evet. Kesinlikle berbat bir iletişim. Ondan sonra gösterilen Eczacı başındaki vefa duygusunu gördük. Biz seninle programlarda konuşuyorduk. Oyuncuların neden Anadolu'ya gitmediğini, diğer takımlara, büyük takımlardan ayrılmadığını söylüyor. Bence bu biraz gösteriyor bu örnek. Bir takımdan açıklaması ve bir takımın vefa duygusuyla eski oyuncusunu alması diyerek görüyorum ben. Bunun yanında da senin söylediğin gibi antrenmanlarda 4 orta oyuncusu olmak zorunda. Burada da bir eksik
vardı. Bunu da gidermek içindi. Performans olarak bu biraz da oyuncuya kalıyor. Oyuncu performans gösterirse neden olmasın? Beyza'ya gelince bugün ayakta kalan orta oyuncularıydı zaten Eczacı başına. Beyza'nın PTT maçında eleştirmiştik. Bu maçta tekrar iyi oynadığını görüyorum ben. Top sektirdi. Her iki takımın orta oyuncuları da çok fazla top sektirdi. Bu anlamda da katkı verdiğini düşünüyorum. Bu seneyi bence Ferhat Hoca'nın geliştirdiği oyuncuların başında da şu önemli oyunculardan bir tanesi. Eczacı başına şöyle örnekleyeyim Ahmet. Potansiyel tavanı çok yüksek bir takım değil. Yani nasıl diyeyim? Bir Fenerbahçe gibi potansiyeli çok yüksek bir takım değil Eczacıbaşı oyuncularına baktığım zaman özelinde. Ama antrenör gelişimi açısından ben çok yükseğe çıktığını düşünüyorum. Oyuncuları yukarıya çıkardığını düşünüyorum Ferhat Hoca'nın. Gelişmeyen oyuncularda bence burada biraz kendine bakması lazım. Ama ya şimdi şunu söyleyeceğim. Antrenör farkı diyorsun Fenerbahçe ile Eczacı arasında ama yani şimdi Zoran Terzic de yılın en iyi antrenörü seçildi. Haksızlık etme bence. Bu konuya geleceğiz birazdan. Ödüllere gelelim istersen seninle buradan direkt. Geçelim. FIVB'nin verdiği ödülleri de konuşalım. Ödüllere geçmeden hemen şeye geçecektim. Yok şimdi ödüllere geçmeden Ferit Akbaş'ı da konuştuk. Ferit Akbaş da bugün gördüm sabah haberde Hırvatistan kadın milli takımının baş antrenörü olmuş. Hırvatistan'da bizi Avrupa Şampiyonası'nda 2019'da bir hayli zorlamıştı. Az kalsın elimizden gidiyordu o maçta. Tanıdığımız isimler de var. Samantha Fabris var. Şu an Karayolları'nda oynayan Mateja Ikić var. Ferhat Akbaş'ın bence şu anki sistemi Hırvatistan'a da mı yansıyacak yoksa oraya daha farklı bir sistemle mi koyacak? Çünkü ben bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla diyeyim yanlış söylemeyeyim şimdi. Hırvatistan'ın hızlı bir oyun stili var. Çünkü Evet. Kısa boylu hücumcuları olduğu için kısa paslara hücum etmeyi tercih ediyorlar daha çok. Ferhat Akbaş bu sistemi devam ettirmek isteyebilir mi? Bence kendi sistemini orada da devam ettirmeyecek. Ben Hırvatistan'a gitmesini şu yönden önemli buluyorum. Giovanni Guidetti'den sonraki benim milli takım antrenör adaylarımdan Dehrican Dehrioğlu ve Ferhat Akbaş var. Orada sürekli voleybolun içinde ve maçlar oynayarak, uluslararası maçlar oynayarak gelişim gösterebileceğini düşünüyorum. O yüzden de Ferhat Akbaş'ın oraya gitmesini bence çok değerli buluyorum. Oradaki performansı da yavaş yavaş arttırabilirse milli takımımız için kendimizi de düşünmemiz gerekiyor burada. Kendi milli takımımızın başında da görmek istiyorum. Kısa oyuncular olduğu için de senin söylediğin gibi hızlı bir voleybol oynamak isteyecektir. Umarım hem Hırvatistan için hem de Ferhat Akbaş için en hayırlısı olur. Peki, şimdi o müthiş konuya gelmek istiyorum. FIVB'nin 12 oyuncusu. Şimdi FIVB bir liste çıkardı. Dedi ki, ben dedi 2021'inde de en iyi 12 oyuncusunu seçeceğim dedi. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Şimdi erkekleri bir kenara bırakıyorum. Oraya gerekli zaten tepkimi ben Twitter'da verdim diye hatırlıyorum. Şimdi kadınlar da 12'den başladılar sondan. Ama ben şöyle en baştan 12. sıraya kadar şöyle bir okumak istiyorum. 2021'in en iyi kadın voleybolcusu Yonkon Kim. İkinci sırada Amerika milli takımının liberosu Justin Vongorantes var. Bir libero. Üçüncü sırada Egonu. Dördüncü sırada da Boşkoviç var. Beşinci sırada da Brezilya'nın orta oyuncusu Carol Gattaz var. Altıncı sırada Larsson. Yedinci sırada Gabi. Sekizinci sırada Arina Fedorova. Dokuz Bolter. 10 Makris, Brezilya'nın pasörü. 11 Eda Erdem. 12'de Isabel Ark. Yani şimdi ne desem az. Vallahi ne desem az kalıyor. Yani böyle bir liste. Gabi'nin 7. sırada olduğu bir listeden bahsediyoruz. Yani Carol Gattaz bile 5. sırada yer alıyormuş. Şöyle Carol Gattaz'ı çıkarıp Zehra'yı oraya monte etmek istiyorum. Ya da hatta Yonkon Kim'i çıkarıp Zehra'yı oraya monte etmek istiyorum. Egonu'nun 3. olduğu, Boşkoviç'in 4. olduğu bir liste. Az önce dedim ya diyecek hiçbir şeyim yok diye. Tam olarak bu noktadayım. Yonkon Kim'in de birinci seçilmesinin tek nedeni dünyada Twitter bölümünde en çok arananlar listesinde sanırım birinci olduğu için muhtemelen ya da Asya voleybolunu kendine çekmek istediği için de olabilir. Bir PR da yapmış olabilir. Bilmiyorum artık ben FIVB'nin ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadım ya. Bünyamin abi sen anladın mı ne yapmaya çalışıyor bunlar? Ya sevinkini gördüm. Bundan daha kötüsü olamaz demiştim. Yani antrenör seçimini gördükten sonra daha kötüsü varmış. Tavanı gösterdi diyeyim artık. Oyunculara baktığın zaman o ülkenin en popüler oyuncusu olduğunu ve bölgelere ayırdığın zaman dünya kıtasını her bölgeden bir oyuncu olarak herkese mavi boncuk dağıtıldığı bir liste diyeyim. FIVB bunu biraz da
nasıl diyeyim, sosyal medya etkileşimi almak için yapıyor. Son dönemde seçtiği Dream Team'leri de görüyoruz. Popülerliğe göre seçtiklerini görüyoruz. Cansu'nun Ayça'nın %100 hak ettiği ödüllerin verilmediğini görüyoruz. Onlar için sıradan bir şey. En azından voleybolcu seçmişler. Bu da güzel. En azından bunun da görebildik. Kim neyi başarmış bilmiyorum. Kim özür dilemeye kalksa kendinden önce hak edenleri bir telekomünikasyon şirketi alması gerekiyor. Aynı zamanda da bir haftalık bir liste yapıp her birine sırayla özür dilemesi gerekiyor. Çünkü onun önünde çok fazla oyuncu var. Daha iyi olan. Bu açıdan da listenin başındaki ismi baktığımız zaman sonuna gelmeyelim zaten. Çok büyük bir rezillik. Zehra nasıl bu listede yok? Geçti. Boşkuncu dördüncü Michel sırada Bahçetli nasıl yok? O kadar her yerde var yani. Önler sırada muhtemelen MVP oldu diye seçtiler. Başak'la seçilmedi ya mesela. Başak'la MVP olsaydı muhtemelen o sırada o listede olacaktı. Yani işte saçmalık zaten burada başlıyor. Ben dördüncü sırada Boşkoviç'i görünce dedim herhalde ilk üç de Boşkoviç olacak. İlk dört sıraya full Boşkoviç yazacaklar diye düşündüm ama pek umduğum gibi olmadı. Çok ilginç. FIVB amacına ulaştı diyorum. Etkileşimini aldı. Bununla da devam Aynen. edecek. Kimin de nereye gideceğini çok merak ediyorum. Dünyanın en iyi voleybolcusu Pierre'ı da var. Bununla birlikte ücretini de arttırabilir. Vallahi bilmiyorum bu kadar şeyden sonra, reklamdan sonra buraya gelir mi gelmez mi bir fikrim yok. İtalya'ya da gidebilir. Peki, ben şimdi hemen şeye geçmek istiyorum. Az önce de lafını ettik. Kuzey Boru Türk Hava Yolları maçına geçmek istiyorum. Bu maçı da böyle birazcık konuşalım. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Bu arada Türk Hava Yolları, Kuzey Boru bu hafta içerisinde iki kez karşılaştılar. Birincisi Kupa Voley maçıydı. İkincisi de lig maçıydı. İkisi de Türk Hava Yolları'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Hatta ben çok şaşırmıştım. Yani hadi Kupa Voley'de 3-0 Kuzey Boru kaybettin ama hani ikinci maçta nasıl 3-0'ı kaybedersin? Yani aynı rakip, arada sadece 2 gün var. Yani bu eksiklikleri nasıl görüp değerlendiremezsin diye de birazcık hani kendi kendime serzenişte bulunmuştum. Ama maçtan ziyade ben şuna değinmek istiyorum. Almanya milli takımından aşina olduğunuz bir isim. Hanna Ortmann Türk Hava Yolları'na geldi. Rovanziova'da İtalya'ya döndü ve takımdan ayrıldı. Şöyle bir istatistik var. Hem Hanna Ortmann'ın istatistiklerine bakacağım hem de Şeyma'nın istatistiklerini böyle kısaca bir değerlendirmek istiyorum, karşılaştırmak istiyorum. Şeyma'nın Kupa Voley'de dahil tüm sezon boyunca yani 15 hafta oynandı, 15 hafta boyuncaki istatistiklerinin toplamı ve Kupa Voley'in toplamı. Hanna Ortmann'ın da İtalya Ligi'nde Scandicci forması giyiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Scandicci'de giydiği forma, maç sayısı ve set sayısı içerisinde oynadığı istatistiklerini söyleyeceğim. Ortmann 12 maçta 16 set oynamış. Toplam 25 sayısı var. 4 ace, 2 blok, %36 servis karşılama, %28 de hücum yüzdesi var. Şeyma ise toplam 19 maç oynamış, 52 set sahada kalmış. Aynı zamanda %54 pozitif servis karşılama, 12 ace, 13 blok, %32 hücum. Toplam 50 de hata yapmış, 217 pas almış, 78'ini öldürmüş. Ortman'ın gelmesi Şeyma için yedek mi yoksa Şeyma mı Ortman mı Şeyma'nın yedeği olacak? Çünkü zaten Madison Kingdom şu an ilk 6 as olarak Türk Hava Yolları da devam ediyor zaten. Kingdom oradan çıkar. Türk Hava Yolları'nın bir esprisi kalmıyor. Yani Şeyma mı yoksa Ortman mı ilk 6'da olacak? Bence bu biraz soru işareti. Gerek var mıydı açıkçası şimdi bu istatistiklere bakıldığı zaman da bir soru işareti geliyor aklıma. Milli takım performansına bakarsak Ortman'ın gelmesini isterim. Ama kulüp performansı giderek düşmüştü. Burada tekrar zirveye çıkartabilir mi? Olabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. Şeyma'nın son dönemde artan bir performans var. Son dönemde hücumda da iyi olmaya Evet. başladı. 3 metre çizgisinin gerisinden mükemmel hücumlar ettiğini de gördük. Bu anlamda artan bir performansı var. Şu anda forma Şeyma'nın elinde. Şimdi Şeyma'nın yükselen bir hücum grafiği var demişti ya Şeyma'nın istatistikleri elimde şu an maç maç birinci haftadan 15. haftaya kadar dediğin gibi de var mesela Kupa Voley son maçlarında %55 %67 lig maçlarında keza %40 senin de dediğin gibi yükselen bir performansı var. Umarız milli takımımız için de böyle devam eder.
Merakla Umarım. bekliyorum. Hem Ortman'ın performansını hem de Türk Hava Yolları'ndaki bu uyumunu merak etmiyor değilim açıkçası. Çünkü şu anda Türk Hava Yolları ligde 4. sırada yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım, ben çok merak ediyorum Türk Hava Yolları'nın ligdeki tutumunu. Kesinlikle öyle. Buradan da Kuzey Boru'nun oradaki Geçelim. açıklamayı kesinlikle söylememiz gerekiyor. Fulden'i maç içinde dikkat ederlerse birinci sette o maçta sıkıntı yaşadığını görüyoruz Kamil Hoca'yla ve bu sıkıntının ilk setin sonunda olduğunu maçı izlerken görebilirler. Bu sıkıntıdan dolayı gönderilmesini haklı bulurum. Çünkü kenardaki attığı tavırları kabul etmeyebilirse bu bir disiplin sorunudur ve oyuncunun gitmesi doğrudur. Ama Selin'le ilgili yapılan açıklama çok berbat bir açıklama. Böyle bir açıklama şekli yok. Yapılmaması gereken çok yanlış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Bence şöyle bir şey söyleyeyim. Tek Selin değil, hem Fulden hem Selin içerisinde ne yaşıyorsan o antrenman içerisinde ya da maç içerisinde kulüple oyuncu arasında ne geçiyorsa o oyuncu ile kulüp arasındadır. Ya da o takım içerisinde kendileri arasındadır. Bunun üçüncü bir şahısla paylaşılması doğru değil. Ve hani tamam doğru ama şöyle doğru. Dersin ki anlaşılamadığı için karşılıklı İşte bilmem ne olmuştur falandır filandır ama bu tarz yetersiz performans nedeniyle deyip oyuncuyu zedelemek çok yanlış ki zaten Kuzey Boru'nun bu maskot var Malki. Sanırım Twitter'dan da çok densiz tweetler attığını gördüm, duydum birkaç defa. Kesin. Yani bilemiyorum, bence sosyal medya yönetimini kapatsınlar, Kuzey Boru çıksın da güzel oynasın sahada işte. Kamil Hoca gibi müthiş bir adamla çalışıyorlar, bunun kıymetini bilsinler. Böyle saçma şeylere de gerek yok diye düşünüyorum ben. Neyse, biraz güzel şeylerden konuşmak istiyorum ben. Milli oyuncumuz diyeceğim. Melisa Vargas yuvasına döndü. Fenerbahçe'ye de hayırlı uğurlu olsun diyelim buradan. İlk maçına da Tekrar. çıktı Nilüfer Belediyesi ile. 3-0'lık net bir galibiyet aldılar. Şimdi o maçta direkt sana şunu sormak istiyorum. Yine ve yine Arina ve Anla üzerinden bir Fenerbahçe izledik. Sıkıldık değil mi biraz? Yani biz sıkıldık, bir de oyuncular da maç içinde reflekslerini artık verememeye başladılar. Ben geçen hafta Fenerbahçe'yi eleştirdiğim zaman birkaç yorum aldık biz. Görmüşsündür aşağıda. Neden bu kadar yukarıdan eleştiriyorsun? Açmak istiyorum izin Ahmet. Şöyle anlatayım. Sorularla sorayım. Sen de evet ya da hayır diye katkı verirsen sevinirim. Lazarava ve Vargas pasör çaprazı ikilisi kadar iyi bir alternatif var mı? Şu anda dünyada diyeyim. Herhangi bir kulüpte. Hayır. Gelelim aynı zamanda. Arina Fedorasova'yı bana göre ilk üçe koyarım. Dünyada en iyi oyuncular sıralamasında ilk üçe koyarım. Hadi dört diyelim Gabi'yi de düşünürsek. Bu şekilde ilk üçe koyabileceğimiz dünyanın en iyi power smaçörüne sahipsin. İki tane çok iyi pasöre sahipsin. Naz ve Buse çok iyi pasörler. Libero olarak çok kaliteli bir oyuncuya sahipsin. Potansiyel tavan olarak bana göre şu anda dünyanın en iyi 3 takımından bir tanesi Fenerbahçe. Zaten Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da sıralamayı görebilirsiniz. Bu 3 takım bana göre. Bu 3 takımdan biriyken bence potansiyelinin sahaya yansıması olarak en düşük takım. Bunu da şöyle açayım. Ligimizle oynadığı zaman Anna ve Arena ile oynadığı zaman rakiplerin nasıl diyeyim blok kurgusu ve her sene değiştiği için takımlar blok kurgusu ve savunma kurgusu oturmadığı için çok rahat bir şekilde maç kazanabiliyorsun. Bu sayede zaten Fenerbahçe ligin lideri. Ama Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'da bunun sıkıntısını yaşayacağını belirteyim. Savunma ve blok kurgusu şu anda Fenerbahçe'nin oturmuş değil. Şampiyonlar Ligi'nde ve playoff'larda sorun yaşayacağını düşünüyorum. Şu anki durumuyla. Bununla birlikte bu oyuncuların aynı zamanda potansiyeline ulaşabildiğini, birlikte oynayamadığını düşünüyorum. Orta oyuncuların katkılarına gelelim Ahmet. Nilüfer Belediye maçından birkaç örnek vereyim sana. Nilüfer Belediye maçında iki kez Buse Eda'ya üst üste pas dağıttı. Orta oyuncuyu kullanmak için tek ayağa gönderdi. Birinci topla Eda'nın yakınından bile geçmedi top. İkinci topta da top Eda'nın çok arkasına gitti. Eda inanılmaz bir hücum etti yani. Eda kalitesiyle yaptığı bir hücumdu. Orta oyuncularını kullanmakta bu kadar sıkıntı yaşıyoruz. Neredeyse aldıkları topların %70'i köşelere gidiyor. Bu çok sıkıntılı bir durum. Bu neyi Birlikte gösterir? oynayarak bir kurgu yok maalesef. Bu neyi gösterir o zaman köşe ağırlıklı oynanıyorsa?
Fenerbahçe'nin temel sıkıntısı iyi manşet alamamak. Şampiyonlar Ligi'nde maçlara bak 3-2 gidiyor. Temel sebepleri çünkü ilk sette manşet kokusunu ayarlayamıyorlar. Genelde arkayı Meliha ile Gizem Örgü'yü bıraktıkları için çok büyük sıkıntı yaşıyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde de final oynamak. O potansiyelde bir takım. Çok büyük potansiyeli var. Ben bu yüzden ağır eleştiriyorum. Çünkü bu potansiyeli biz sahada Bu göremiyoruz. potansiyeli kullanamıyorlar ama işte sıkıntı burada. Kesinlikle kullanamıyorlar. Fenerbahçe'nin elindeki olan malzeme gerçekten çok üstü. Hadi Fenerbahçe yönetimine istesin bugün yine smaçör almayı düşünüyorlar. Kelsey Robinson geldiğinde de çok inanılmaz bir seviyeye geliyor. Takım inanılmaz bir seviye geliyor. Çok kaliteli bir takım. Bizim eleştiri sebebimizin tek sebebi Fenerbahçe'nin barındırdığı potansiyeli tavana yansıtamaması. Nilüfer Belediye maçı ölçü değil diyoruz. Burada rotasyondaki oyuncuları kullanabilirdi. Mesela Vargas kullandı. Bunda hakkını vereyim. Belize'nin oynadığını gördük. Dicle'nin oynadığını gördük. Anne Kristina'yı zaman zaman aldı. Geçmiş dönemde yapmıyordu bunları. Bu anlamda da kaliteli bir iş yaptığını düşünüyorum. Ama sıkıntı ilerisi için söylüyoruz. Biz Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde de bu eleştiri yapmıştık. Buradaki hatanın düzelmesi gerekiyor. Burada da Nilüfer Belediye maçının ufak bir değini. Orada yine köşelerin çok fazla kullanıldığı bir maçtı. Ama Nilüfer Belediye Fenerbahçe klasında bir takım değil. Onun için de bence biraz daha takviye ihtiyaçları var. Bu takviyeleri yapmaları gerekiyor. Şimdi hemen Galatasaray maçına geçmek istiyorum. O da Burak Felek'te Aydın'ı konu kaldı. Ben şunu gördüm. Bir kez daha şunu anladım. Galatasaray gerçekten çok hızlı hücum ediyor. Yani Antide hızlı hücuma elverişli. İlkinde Alexia'da gerçekten iyi manşet geldiği zaman ellerine, özellikle Gamze'nin eline iyi manşet geldiği zaman takımı inanılmaz bir hızda oynatabiliyor. Rakip kim olursa olsun. Tabii ki bir önceki maçı kastetmiyorum, yanlış anlama. İyi servis geldiği zaman eline bence Gamze çok hızlı oynatabiliyor ve bu bence çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Özellikle Anti ve Alexia'nın Aydın karşısında yüksek yüzdeli hücumları da dikkatimi çekmedi değil. Anti'nin servis karşılaması hatta daha çok gözüme çarptı. Sen şimdi Aydın Anti'yi tüm en çok servisleri onun eleştiren üzerine liderden attı. biriydi. Evet, Aydın çok bütün servisleri Antin üzerine attı. Şimdi Antin'i de en ağır eleştirenlerden biriydin sezon başında ama Antin'in yükselen performansı nedeniyle artık Antin'i de hatta Dream Team'e bile koyduk yani şimdi şey İlk yarının öncesinde. Dream Team'ine Aynen koymuştum. öyle. Anti ve Alexia üzerinde neler söylersin? Bence şu anda çok iyi voleybol oynamasını sağlayan iki oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kısa pasları çok iyi hızlı hücum edebiliyorlar. Son maçta da söylediğin gibi manşet karşılamada da inanılmaz bir performans gösterdi Anti. Bu anlamda da tebrik ediyorum. Kendini geliştirdi ve çok iyi oynamaya başladı. Bunların en büyük farkının tabii ki de Gamze olduğunu düşünüyorum. Bence takımı çok kısa paslarla Ataman Hoca'nın katkısını unutmayalım. Onun etkisiyle çok iyi bir voleybol oynattığını düşünüyorum. Şunu eklemek istiyorum. Ataman Hoca sezon başından beri elindeki malzemeyi çok iyi kullanıyor. Çok doğru kullanıyor ama ona orta oyuncu katkısı vermeleri gerekiyor. Artık Ataman Hoca takımı zirveye çıkardı. Bundan sonraki yapılacak iş yönetimin işidir. Net bir şekilde orta takviyesi yapmaları gerekiyor. Bunu yapmadıkları takdirde playoff şansını unutsunlar. Burada tutunabilecekleri bir dal varken lütfen bunu bekliyoruz. Peki sana şey sormak istiyorum. Şimdi ilk sezon Galatasaray'da orta oyuncu olarak Fatma Beyaz'ı izledik. Ama ikinci yarı itibariyle şu an Zeynep Sude'yi izliyoruz ki Zeynep Sude'nin maşallah çok çok uzun bir boyu var. Sence ilk yarıdaki Fatma Beyaz'ın performansı mı yoksa şu anki Zeynep Sude'nin performansı mı daha iyi Galatasaray adına Saşa ile birlikte? Ben Zeynep'i daha önde buluyorum. Bunu da söylüyorum her zaman. Ben ikinci yarının tweet'im, sosyal medya hesaplarımı takip edenler bilir. Orada söylemiştim. Ben Zeynep Sude'nin ikinci yarı daha fazla oynayacağını ve performansını arttıracağını düşünüyorum demiştim. Oynamaya da başladı. Her şeyi doğru yapıyor ama bir saniye geç yapıyor. Bu da çok önemli voleybolda. Sıçrama ve ayak hızını arttırması gerekiyor. Orada da katkı verebileceğini düşünüyorum. Bence ikinci yarıda performansıyla yukarı çıkacak isimlerden bir tanesi. Ben de aynı şekilde, ben de aynısını düşünüyorum ama tabii ki bu boydan da dolayı olabilir.
Bir ikincisi maçsızlıktan da, şimdi öyle bir terim var ya hani, maçsızlıktan da oluyor olabilir. Bu da tabii ki oynaya oynaya ve çalışa çalışa yapılabilir. Ben bir de ilkine değinmek istiyorum çok kısa bir şekilde. %88 servis karşılama oranı var. Gerçi 8 servis karşılamış ama 15 topta 7'sini öldürmüş ve %47'lik bir hücum yüzdesi var. Şimdi ilkinin sezon başından beri oynadığı maçlara baktığımızda anti kadar öne çıkan bir performansı olduğunu ben hatırlamıyorum. Zaten sezon içerisinde ilkinin kulübüyle birkaç sorun yaşadığını konuşmuştuk seninle. Sezon içerisindeki istatistiklerine baktığımızda ilkin Galatasaray'da devam edebilir mi? Bence etmesi gerekiyor. Kulübün de buna dair bir tasarruf olduğunu biliyorum. Bence Garsen gelecekte kaptan olması gerekiyor. Vakıfbank maçını çıkartıyorum. Son 3 maça baktığımız zaman ilkinin hücum performansının arttığını görüyoruz. Son olarak Garsa'ya dair bir ekleme yapalım. Biz bu videoyu çektiğimizde belki bu haber yayılmış olacak ama Nedim Özbey ile %99 yollar ayrılacak. Garsa erkek voleybol adına da ben doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Sen benden daha yakın takip ediyorsun erkek voleybolu tabii ki de. Yani bu anlamda ben doğru bir iş olduğunu düşünüyorum Nedim Özbey ile ayrılmanın. Çünkü son dönemdeki performans düşüşünün açıklanan bir tarafı yok. Garsa geri bayağı geriye gitmeye başlamıştı. Bu anlamda da doğru bir ayrılık olduğunu düşünüyorum. Darısı takımdaki diğer oyunculara demek istiyorum ben de. Ben Peki. Darısı milli takıma da demek istiyorum. Böyle de kapatalım. Buradan da izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bize geri dönüş olarak da çok olumlu dönüşler yapıyor. Eleştirilerin de tabii ki bizim için çok önemli. Kendi adımıza eksiklerimizi görebiliyoruz bu sayede. Onlardan tek bir ricamız var. Çünkü biz voleybolu konuşan uzun zamandır neredeyse tek kanalız. Sürekliliğimiz var bu anlamda da. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmasınlar konuştuğumuz konular hakkında. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim hepinize. Ben de sana teşekkür etmek istiyorum değerli yorumların için. Ben de sana teşekkür ederim kardeşim. Bünyamin abinin de dediği gibi videolarımızı beğenerek bize de destek olabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.